otomobile iyi bakın. Çinlilerin dünyaya meydan okuduğu yeni nesil elektrikli modellerden bir tanesi. Şu sıralar Şangay'daki otomobil fuarında dünya tanıtımı yapılıyor. Ben de fuarı yakından takip ediyorum. Çünkü sıra dışı otomobiller, yepyeni teknolojiler var. Düşünsenize, dans eden otomobil bile var. Ancak özellikle bu model bana başka bir şey hatırlattı. Neyi mi? İşte bunu. Aranızda hatırlayanlar olacaktır. EVT S1. 2012'de, yani elektrikli otomobiller henüz çok popüler değilken başlayan, tutkusu büyük, kaynakları küçük bir projeydi bu. Hacettepe Üniversitesi Teknokent ve Otomotiv Mühendisliği bölümünden 11 kişilik ekibin çıktığı bu yolda 3,5 yıllık çalışmayla ortaya çıkan çalışan bir prototipti. Belki çok rafine görünmüyor ama günün sonunda o bir prototipti ve dışarıdan herhangi bir destek alınmadan ortaya çıkmış çalışan bir elektrikli otomobildi. Üstelik oldukça da havalı görünüyordu. Makine Mühendisleri Odası'nca yayınlanan bir makale var. Açıklamalar kısmına linkini ekledim. Okumanızı tavsiye ederim. Zira EVT S1 gerçekten insanüstü bir emekle ortaya çıkmış. Aracın küçük ölçekli kil model çalışmasından bilgisayar simülasyonlarından, çarpışma ve burkulma analizlerinden mümkün olan en iyi sürtünme katsayısı için yapılan CFD çalışmalarına ve şasi üretim tekniğine kadar her detay gerçekten mümkün olduğu kadar titizlikle ele alınmış. Doğuştan elektrikli olan EVT S1'de o dönem için 35 kWh'lik lityum demir fosfat pil tercih edilmiş. Anladığım kadarıyla pil konusunda iklim koşulları üzerine ciddi mesai harcanmış. Soğuktan mümkün olduğu kadar az etkilenmesi istenmiş. Boş ağırlığı 1055 kilo olan otomobil için 300 km menzil açıklanırken 0-100 hızlanmasının S1 Plus versiyonu için 5 saniye. En yüksek süratinde 180 km/saat olacağı açıklanmıştı. Özellikle 5 saniye 0-100 değeri spor ama aynı zamanda erişilebilir olması hedeflenen bir araç için bence oldukça iyiymiş. Ancak işlevsel prototipler çıkmasına rağmen EVT S1 projesi ne yazık ki destek bulamamış ve ekip dağılmıştı. Web arşiv üzerinden yaptığım tarama sonucunda EVT'nin site kaydına eriştim. Son mesajları şuydu. EVT motor destek gelmediği için faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştır. EVT S1'in akıbeti devrim arabaları gibi olmuştur. Bize manevi destek veren halkımıza teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede sadece parasal değil, insan gücü anlamında da kısıtlı imkanlara rağmen projeyi bu noktaya getiren ekibin bugün ne yaptığını merak ettim ve biraz araştırma gerçekleştirdim. Gördüğüm kadarıyla savunma sanayimiz ışık hızıyla bu mühendisleri bünyesine dahil etmiş. Ekibin önemli bir kısmı bugün ülkemiz için önemli işlere imza atan FNSS ve yıllar önce kapılarını açıp Ejder Yalçın üretimini görmemi sağlayan Nurol Makine'de görev almışlar. Yani yine araç mühendisi yapıyor, ufak bir farkla. Sivil değil, askeri. Yakışıklı değil, kudretli. En hızlı değil ama çevik ve dayanıklı olması istenen araçlar yapıyorlar. Yalnız burada bir detay dikkatimi çekti. Videonun başında tutkulu bir ekip olduğunu ifade etmiştim. Bakın, bir kısmının LinkedIn hesabındaki büyük profil görselleri hala EVT S1. Bir taraftan üzgünüm. Bu projenin hayata geçmesini isterdim açıkçası. Ama diğer taraftan da gururluyum çünkü pırlanta gibi genç mühendisler belki bizim değil ama askerimizin, polisimizin, jandarmamızın kullanıcı araçları yapmaya devam ediyorlar. Yalnız olaya farklı açılardan da bakabilmeliyiz. Çünkü ülkemizin ekonomik anlamda kalkınabilmesi için katma değeri yüksek, fikri mülkiyeti bize ait olan yüksek teknoloji ürünleri yapıp satabilmeliyiz. İşte bu açıdan EVT hikayesi nereye gitmeliydi ya da bundan sonra çıkacak EVT'lerde neler yapılmalı, kendimce bunları anlatmak istiyorum. Bakın, Makine Mühendisleri Odası'nın makalesine göre proje ekibinde yer alan 3 mühendis proje boyunca lisansüstü eğitimlerini tamamlamış. EVT S1'in konu olduğu 2 tane test çalışması yapılmış. Uluslararası dergilerde kabul gören makaleler ortaya çıkmış. İşte bu sebeple eldeki imkanları maksimum verimlilikte, rekabet gücü yüksek olacak şekilde kullanmak gerekiyor. Otomotiv endüstrisinde Ar-Ge sonucu ortaya çıkan bir ürün ya da fikrin seri üretime girmesinin altına kalkabiliriz. Çünkü ülkemiz bir otomobil üretim merkezi. Dolayısıyla EVT S1 belki de ticari başarı yakalayabilirdi. İşte tam bu noktada yeni nesil bir otomobil şirketinden bahsedeceğim sizlere. Lightyear isimli Hollandalı şirket. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ndeki 5 öğrenciden oluşan ekip, dünya güneş arabası yarışlarını defalarca kazanıp 2016 yılında Lightyear şirketini kuruyor. Sonrasında yarış kazanan solar otomobili seri üretime girecek modern bir aile otomobiline dönüştürmeyi başarıyorlar. İlk modelleri olan Lightyear Zero dünya çapında büyük ses getirdi. Yalnız size daha ilginç bir bilgi vereyim. Bu şirkette şu an Türkler de çalışıyor. Sadece mühendislik kısmı değil, pazarlama tarafında çalışan Türkler de var. Bakın, üniversite içerisinde filizlenen, doğru destekle küresel başarı hikayesi oluşturan bir marka haline geldi Lightyear. Yatırımcılar arasında hem dünya devi şirketler hem de Hollanda'nın kamu kaynakları da var. Örneğin Hollanda Yatırım Ofisi ve bazı eyaletlerin geliştirme ajansları gibi. Kurumsal tarafta ise Brixton ve NXP gibi dünya devi teknoloji isimleri bu şirkete yatırım yapmış. Bakın, otomotiv endüstrisi trilyonlarca dolar büyüklüğe sahip. Hissetmekte olduğumuz dönüşüm, yani elektrifikasyon, çok büyük bir fırsat penceresi. Bir benzerini belki bir daha görmeyeceğiz, yaşamayacağız. Evet, otonom sürüş belki bir sonraki paradigma değiştiricisi olabilir. Ancak o çok daha zor bir alan. O döneme kadar Apple gibi şirketlerin, teknoloji dev şirketlerinde bu sektöre girmeyeceğiz.
edilmesi bekleniyor. Bizler açısından TOK zaten devam eden önemli bir proje. Ancak sadece onunla yetinmemek gerekir belki de. Belki aynı hedeflere sahip olmasa bile başka ihtiyaçları adresleyen daha küçük ölçekli otomobil girişimleri de doğurmalıyız. Bürokrasiye takılmadan, fikirlerin havada uçuştuğu, kaynak endişesi yaşanmadan inovasyona yoğunlaşan otomobil girişimlerine ön ayak olmalıyız. Evet, hepsi seri üretim otomobili dönüşmez belki. EVT S1 aslında üretime giderken yarı yolda kalmış bir proje. Ama ona rağmen EVT S1'in vermiş olduğu akademik çıktılar gerçekten son derece önemli. Yani anlayacağınız belki sadece spor otomobili yapan bir girişimimiz de olabilir. Örneğin Hırvatistan merkezli Rimas şirketi gibi. Otomobil deneyimi pek olmayan Hırvatistan'daki bu girişim dünyaya ibret oldu. Bugün Alman devi Volkswagen Bugatti markasının geleceğini Hırvatlara bıraktı. Bakın Bugatti gibi prestijli bir markanın geleceğini Hırvatistan merkezli otomobil girişimi olan Rimas'a bıraktı dünya devi Volkswagen. Peki Volkswagen'in yapamayıp da onların yaptığı ne var derseniz belli bir alana yoğunlaşıp orada yeniliği amaç edinen tutkulu bir ekibe sahip olmasını gösterebilirim. Yoksa küçücük bir şirket Volkswagen'in belki milyonda bir imkanlara sahip değil. Bulunduğu ülkenin otomotiv endüstrisinde öyle çok büyük bir deneyimi de yok ama buna rağmen Alman devinin en prestijli markalarından birinin kontrolü artık onlarda. Geliştirdiği teknolojileri kullanmak için Hyundai bu şirkete yatırım yaptı. Başka şirketler bu şirketin teknolojilerini kullanmak için hatta kullanıyorlar bile. Sadece otomobil yapmıyor. Aynı zamanda elektrikli otomobillerde kullanılabilecek teknolojiler geliştirip üçüncü parti firmalara da satıyorlar. Dolayısıyla buna benzer bir takım başka örnekleri de gösterebiliriz elbette. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Toparlamam gerekirse EVT S1 bir bakıma hüzünlü bir hikaye. Bir üniversite ekibinin küçük kaynaklarla sıfırdan tasarladığı seri üretim aday bir elektrikli otomobil. Gerekli desteği bulamadığı için hikaye ne yazık ki yarım kalmış. Üniversitelerimiz buna benzer yeni girişimler çıkarmalı. Belli bir noktaya gelmiş projelerin daha hızlı yol alabileceği özel hızlandırma platformları sunmalı. Ve özel sektör bu tür projelere bence daha fazla destek olmalı. Çünkü kesin olan şu ki ekonomik kalkınmanın günümüzdeki en önemli enstrümanı yüksek teknolojili ürünler geliştirmek. Otomotiv endüstrisi büyük bir değişimden geçerken trilyonlarca dolarlık fırsat penceresi açılmışken bakın Çin'de yüzlerce otomobil girişimi var. Biz de TOK bir yandan girişimini sürdürürken yeni girişimlerle, belki sadece elektrikli ticari araç yapan girişimlerle, belki sadece şehir otomobili yapan girişimlerle, küçük araçlarla yani, belki sadece spor otomobili yapan girişimlerle de bu alanda yeni şeyler denemeye devam etmemiz gerekiyor ki bu fırsat penceresinde, bu dönüşüm içerisinde yakalayabildiğimiz kadar payı kapmayı başarabilelim. İşte bu yüzden Çin'deki yeni nesil otomobillerden birini EVT S1'e benzetince hikayeyi kısaca özetlemek ve buradaki fırsatlara bir kez daha dikkat çekmek istedim. Umarım sizler için faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Sevgili dostlar, kanalıma destek olmak için abone olabilir, süper teşekkür özelliği kullanabilir ve sosyal medyada Twitter, Instagram ve TikTok'tan Erdi Özdağ ya da FXL'ye yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, iyi bayramlar.